Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir lif çalışacağız. E, nazar boncuğu desenli bakın nasıl lifimiz. Dilerseniz hediyelik, dilerseniz kullanımlık, dilerseniz çeyizimize çok yakışacak güzel bir lif. Hemen kolay gelsin diyerek lifimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Nazar boncuklu lifimizi örmek için rengimize uygun e, lif iplerimiz var. Bakınız şöyle. 1, 2, üç, dört, beş tane rengimiz olacak. Ee, siyahımızla açık mavimizde aynı şekilde lif ipleriyle olacak. Şimdi mavimizi ben ördüm. Bakınız koyu mavi, lacivert ya da siyah olarak da örebilirsiniz. Şu şekilde fakat e, biraz siyah olduğu için görünmesinde sıkıntı var. Ben bu işlemimi beyazla yapmak istiyorum. Ama siz siyaha çevirin. Beyazla görünmesini istediğim için beyazla öreceğim. Siz siyah olarak yapın. Şimdi hemen kenara çekiyorum ve beyaz ipimi alıyorum. Bunu sadece geçici olarak beyazda göstermek istiyorum. Aslında siyah ya da lacivert de öreceğiz. 1, 2, üç tane zincirimi çekiyorum. Şöyle uzatıyorum ilmeğimi ve ikinci zincirin içerisine gelerek batıyorum 1. Tekrar aynı yere batıyorum 2 tekrar üçüncü kez aynı yere batıyorum ve fıstığımı oluşturuyorum bu şekilde kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum tekrar tepeye zincirimi çektiğim yere batıyorum 1 2 3 3 defa fıstığımı alıyorum kapatmadan açık fıstık şeklinde tutuyorum hemen dibine batıyorum 1 2 ve üçüncüyü de batarak alıyorum 3 2 tane açık fıstığımı tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum bir tane zincirimi çekiyorum bu en taban yeri şu kısmı çalışıyoruz şimdi bu sadece görünsün diye daha önce çekiptim fakat hiç görünmediği için aydınlatıcı olsun diye beyazla ben yapıyorum. Sizler koyu renginizle yapın. 3 tane birinci fıstığımı kapadım. 2 tane açık fıstığımı gelerek aynı anda çekip battım. İlmeğimi uzatıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere girerek 1, 2, 3. Açık bir şekilde tutuyorum. Ve hemen ortadaki bakınız yere giriyorum. 1, 2, 3. Her ikisi de açık. İlk seferde ikisini çekiyorum kapatıyorum ve bir zincirimi çektikten sonra şu şekilde bakınız lacivert rengimizi örüyoruz 1 2 3 aşağıda iki tane de üstte tepede sırası olacak bakınız bu şekilde lacivert ya da siyahımızı hazırladıktan sonra ikinci rengime sarıya geçelim sarıya geçiyorum ve uçtaki yere gelerek batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve uzatıyorum. 1 2 3. Tek seferde kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi nerede işlem yaptığımı tekrar göstermek istiyorum. Çünkü nereye battığımız görülmeyebilir. Şuradaki bakınız, şu gözün içerisine batıyorum. Şu şekilde örmüştük. Gözün içerisine batıp 3 tane çektim ve kapadım. Bir tane de zincirimi çektim. Şuradayız şimdi. Daha sonra üzerine bir tane ördükten sonra tam ortaya yine batacağız. Tepesine uzatıyorum ilmeğimi. 1, 2, 3. Yıldız tekniğinde olduğu gibi hemen dibine ikinci açığımı örüyorum. Ve 3 defa da alıyorum. Biraz önce gösterdiğim orta kısma girerek 3 tane üç tane ilmeğimizi çekiyoruz fıstığımızı oluşturmak için. 3 tane açığımızı tek seferde çekiyoruz. Ve bir tane zincirimizi yine çekiyoruz. Uzatıyoruz 1 2 3. Hemen dibine batıyorum. 1 2 3. Tek püf noktası burası. 3 defa da çekmişiz. Bakın 2 defa da kapatıyoruz. Buradan artışımızı yapıyoruz şu şekilde. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız sadece püf noktası burası. Hepsinin üzerine geldiğimiz zaman bu kısmı iki defa örüyoruz. Sonrasında üç defa öreceğiz ve artışımızı yapacağız. Bir zincirimi çekip kapatıyorum. İki defa da aldığım fıstığımı yine üç defa da almaya başlıyorum. Tepesine, dibine, iki, üç ve en uçtaki bölüme giriyorum. Bir, iki, üç. Üçünü tek seferde çekiyorum. Yine yıldız tekniğinde olduğu gibi iki tane fıstığımızı alarak bitiriyoruz. Ve bir zincirimi çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Şimdi şöyle bakalım en sonda beyazla gösterdiğimiz yerde bakınız. Birinci burada yapmıştık tam orta buraya battık. Diğer en son battığımız yer ise şu kısım olacak. Üçünü de bu şekilde ördükten sonra bakınız şöyle yerleştirmiş olduk tam ortaya. Üçlü fıstığımızın olduğu yer her iki tarafta da ikişer ikişer kenarımız var. Artık bu koyu renkten kurtulduğumuza göre üzerisi daha rahat örülecektir. Hemen sarı ipimizi koparıyoruz. şu şekilde bakınız şöyle görelim şimdi beyazımıza geçeceğiz beyazımızda da aynı işlemlerimizi tekrar edeceğiz bir tane düğüm attım hemen kenardan başlıyorum bir tane sabitledim ipimi uzatıyorum 1 2 3 klasik 3 defa çekiyorum birinciyi kapatıyorum ve uzatıyorum üzerine 1 2 3 bir tane açık ikinci açı hemen dibine üçüncü açı bir ileri 3 tane açık fıstığım var hepsini tek seferde çekerek kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum tekrar ipimi uzatıyorum 1 2 3 dibine batıyorum 1 2 3 2 tane açık fıstığım oldu 3. bakın tam şurası Ortadaki bakın 3 tane 1 2 3 burası bizim püf noktamızın olduğu yer 3. açık fıstığı batırıyorum 1 2 3 bakın tam ortaya battım çekiyorum kapatıyorum bir zincir şimdi üçlüğü battıktan sonra aynı artışımıza ulaşmak için yani şuradaki sivriliğimizi verebilmemiz için iki defa açık fıstığımızı yapıp atıyoruz. Bir tepeye bir dibine bir. Üç hemen dibine bir. İki. Üç. İki seferde kapatıyorum. Ve artışımı ortadan yaptım. Tekrar uzatıyorum. Sona gelene kadar üçer üçer alıyorum. Dibine 1 2 3 ve bir ileri 1 2 3 tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Ortayı bakınız. Şöyle görecek olursak 1 2 3 1 2 3 aşağıdaki görünmüyor koyu. Ama hepsi aynı yerde bu şekilde devam edecek. 1 2 3 Hemen dibine 1 2 3 en sona 1 2 3 üçünü aynı anda çekip kapatıyorum son 2 yapıyorum 1 2 3 ve bir tane de dibine batıyorum 1 2 3 her ikisini aynı anda çekiyorum bir zincir şöyle görelim Bakınız püf noktası sadece şu kısım demiştik. Şimdi mavi rengimize geçiyoruz. İpimi bağladım. Hemen ilk gözün içerisine giriyorum. Ve uzatıyorum. 1 2 3 Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum ve bir zincir üzerine hemen 1 2 3 Dibine 1 2 3 ve 1 ileri 1 2 3 tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum 1 zincir yine tepesine bir tane fıstığımı örüyorum 1 2 3 hemen dibine 1 2 3 1 ileri 1 2 3 3 tane açık fıstığımı örüyorum. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar örmeye devam ediyorum. Bakınız şu kısmı daha var. Bakın şimdi geleceğiz bu kısmı. Bu kısımda ikili öreceğimiz bölümde 1 2 3 hemen dibine ve bir tane ileri. artış yapacağım. Yerdeyim üçünü aynı anda çekiyorum kapatıyorum şimdi bakın artışımızı yapacağız yani bu sırada ikili öreceğiz 1 2 3 hemen dibine batıyorum 1 2 3 ikisini aynı anda çekiyorum kapatıyorum tekrar üçlü örmeye devam edeceğiz sona kadar 2 3 birinciyi aldım. ikinci dibinde 3. bir ileri aynı anda çekiyorum. Yine 1 2 3 dibine 1 2 3 ileri 1 2 3 üçünü aynı anda çekerek kapatıyorum. Tekrar 1 3 1 2 de yaptığım zaman tamamlamış oluyorum. 1 2 3 hemen 1 2 3 en sona batıyorum. 1 2 ve 3 çekiyorum. Son olarak bir tepeye bir dibine batarak bitiriyorum. 1, bir, bir, iki ve 3. Üç. Üçü güzel alalım. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra kesiyorum. Bakınız üçüncüyü de bu şekilde yerleştirdik. Şimdi ana rengimiz olan mavimize geldik. İki sırada aynı şekilde bu mavimizi ördükten sonra gözlerimiz tamamlanmış olacak. Şimdi geçiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir zincirle sabitledikten sonra hemen ilmeğimi uzatıyorum. Birinci fıstığımız her zaman için bu teknikte kapalı olacak. Kapatıyorum. 3 defa aldıktan sonra bir zincirimi çekip üzerine 1 2 3 hemen dibine 1 2 3 1 ileri 1 2 3 hepsini tek seferde çekelim ve kapatalım. 1 2 3 hemen dibine 1 2 3 1 ileri 2 ve 3 çekiyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincirimiz. Uzatıyoruz yine aynı şekilde. 1 2 ve 3. Dibine 2 ve 3 bir ileri. 2 yapacağımız yere çok yaklaştık. Şöyle baktığımız zaman hemen görülmekte. Bakınız 1-2-3 olan yeri 2 defa öreceğiz. Ama öncesinde 3 ile geliyoruz. 1-2-3 Hemen 1-2-3 3 ile geldik. Bakınız. Çekip kapatıyorum. 1-2-3 Dibine batıyorum. 3 2 sefer alıyorum burayı kapatıyorum bir zincir bakınız 3 3 3 olan yerlerde 1 2 3 2'yi burada aldık ve 3 olarak hepsini kapatalım sonunda 2 yapıp bitirelim sıramızın sonuna kadar örerek geldim son 2'yi alıyorum kapadım ve bir tane zincirimi çekip çeviriyorum ve ilmeğimi uzatıyorum buradan ikinci sırasını örmeye başlıyorum koyu mavimizi 1 2 3 ilk sırayı kapatıyoruz ilk fıstığımızı üzerine uzatıyorum 1 2 ve 3 dibine batıyorum 1 2 3 ve 1 ileri 1 2 3 3'er 3'er alarak ilerliyorum. Ortadaki 2 aldığımız yere kadar hepsini 3'er 3'er alarak ilerleyelim. 2 ve 3'e batıyorum. 3'ünü de çekiyorum. Evet tam ortadaki şu merkeze kadar örerek gelelim üçer üçer. Evet tam ortadaki merkezimize kadar bakın üçer üçer alarak geldim. Şimdi tam buraya geldiğim zaman 2 defa topluyorum. Bir tepeyi topluyorum. 1 2 3 Bir de hemen dibine batıyorum. 1 2 3 Her ikisini çekiyorum. Bir tane zincir çektikten sonra yine üçer üçer toparlamaya başlıyorum. 1 2 3 Hemen ilerliyorum. 1 2 3 3'ünü aynı anda çekiyorum ve sıramın sonuna doğru ilerliyorum bu şekilde. Evet, son 2 tane fıstığımı da çekerek kapatıyorum. 1 tane de zincirimi çektim. Bitiriyorum. 1 tane daha çekelim daha sağlam olsun. Evet. Şöyle görelim bakınız şu şekilde de dizdim. Bakın. Yerleştirmesini bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle yaklaştırayım. 6 tane bu dilimimizden lazım bize. Ben diğer 5 tanesini örmüştüm. Bir tanesini sizlerle birlikte örmek istedim. Yerleştirme kısmı bu şekilde olacak. Bir tanesinin başlangıç yeri birinin tam orta merkezinde olacak ve fıstıklarımızla düz yönden birleştirerek hepsini tek tek birleştirdikten sonra ortasına da bir tane çiçek ve kenarlarına da tekrar süslemesini yaptıktan sonra lifimizi tamamlamış olacağız. Lifimizin örmesi son derece kolay, zevkli nazar boncuk şekliyle ördüğümüz gibi dilediğimiz farklı renklerle de örebiliriz. Şimdi birleştirme işlemini yapalım. Bakın bu şekilde önce bir yerleştirirseniz daha kolay bir şekilde yerleştirme işlemini yapıp hemen birbirlerine ulayarak lifimizi tamamlayabiliriz. Hemen örmeye başlayalım. Tığıma bir tane düğümümü attım. Şöyle alıyorum bakınız. Buranın ilk bakın başlangıç yeri Diğer taraftan da yine aynı şekilde alıyorum şu şekilde ve örmeye başlıyorum. Bir tane zincirimi çekip sağlamlaştırdıktan sonra şöyle uzatıyorum ve aynı yere girerek fıstığımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 dört. 4 tane almak istiyorum. Daha dolgunca olsun diye dilerseniz. 5 ya da 3 de alabilirsiniz. Bir zincir çekip kapatıyorum. Diğer sıraya geçiyorum. Tam karşısındaki sıradan da alıyorum. Her ikisini bir buradan bir de tam karşısına denk gelen yerden alıyorum. Bir tane zincir çekip sabitlendikten sonra uzatıyorum. Bir ikisini aynı anda alalım ipimizin. Bir, iki, üç ve dört. Fıstığımı çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve ileriye geçiyorum bu şekilde yukarıya doğru ilerliyorum şöyle bakınız yukarı doğru devam edelim lifimizi birleştirme işlemine bakınız yaptım şu şekilde yerleştirdim bir tanesi kaldı birleştirme işleminde şu püf noktaya dikkat edeceğiz ortadaki merkezin gözümüzün en siyah kısmıyla en uç kısmı Bakın şu şekilde birer fıstık yaparak birleştirdik. Bir tanesinin uç kısmını alırken bir tanesinin arka kısmının tam 3 tane fıstık yaptığımız yer vardı. Bakınız 3 tane fıstık yaptığımız yerin tam ortasındaki ile buradaki başlangıç noktamız birleşerek her birisi karşılıklı birleştirildikten sonra en uç noktaya kadar birleştireceğiz ve kurulumumuz bu şekilde olacak hepsini aynı şekilde yaptıktan sonra bakınız en son bir tane dilimimizi birleştirmek kaldı. Şimdi bunu da başlayalım. Yine düz yönden başlıyoruz. Bakın ortadaki 3 tane fıstık olan grubumun ortasına giriyorum. Tığımı düğüm atmıştım. Diğer taraftaki fıstığımın en merkezi gözümün merkezine geliyorum. Her ikisinden aldıktan sonra bir zincir çekerek sabitliyorum. Her ikisinden girerek 1, 2, 3, 4 dilerseniz 5 de çekebilirsiniz. Alıyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çektikten sonra sıradaki ikinci yuvaya giriyorum. Ve diğerinin ikincisine giriyorum. Ve başlıyorum. Uzatıyorum. Her ikisinden 1, 2, 3, 4 çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Yine sıradakine batıyorum ve alttaki aynı sırayı takip eden yere giriyorum. Ve uzatıyorum. 1 2 3 4 Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. İlk başlangıçta yaptığım gibi en son sırayı da birbirine bu şekilde birleştiriyorum. Uç noktaya kadar geliyoruz bu şekilde. Uzatıyorum. Her ikisinden bakın hem öndekinden hem de arkadaki gözün merkezi yerlerinden giriyorum. Ve dörder dörder fıstığımı dolduruyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum bir zincir ve bir ileriye geçiyorum. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Uca kadar devam edelim. En son fıstığımı da yaptım. 1 2 3 4 5 6. fıstığımdayım ve merkeze batıyorum bakınız. Bitiş yerindeki en son trabzanımın başına ve buraya da giriyorum. Çekiyorum, kapatıyorum, bir tane zincir çektikten sonra ister makasımızla, istersek elimizle kopartıyoruz ve son işlemimizi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi ortasına bir minik e, puf çiçek örelim, bir de kenarlarına tığlayalım. Önce çiçeğimizi örelim, boşluğumuz küçük olduğu için bakınız şu kadar minik bir puf çiçek öreceğim hemen zincirimi çekerek başlıyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincirimizi çekelim hemen birinciye batalım bir tane zincir çekip yuvamızı oluşturalım ve şöyle bakınız 1 2 3 ve 4 4 zincirimi çektikten sonra yuvaya giriyorum 1 2 3 4 5 6. 6 defa uzatıyorum. Çekiyorum. Aradan girip kapatıyorum. 1 2 3 4. Hemen zincirin içerisine geliyorum. Tekrar 1 2 3 4. Yine 1 2 3 4. 5 ve 6. Daha fazla da doldurabilirsiniz. Çekiyorum. Kapatıyorum. Ve zincirimi çekiyorum. Bir tanesini çektim. 2 3 4. Tekrar yuvaya batıyorum. 4 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. 1 2 3 4. Yine dolduruyorum. 1 3 4 5 ve 6 çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 4 giriyorum yuvaya ve aynı şekilde 1 2 3 4 tekrar fıstığımızı doldurarak bu şekilde dolduralım çiçeğimizi şu şekilde tamamladım bir tane zincir çekiyorum ve ipimi şöyle biraz uzunca kesiyorum ortaya şu şekilde uygun bir şekilde dikeceğiz. Şimdi kenarımızı tığlamaya başlayalım. Tığıma bir tane düğüm attım ve herhangi bir yerden örmeye başlıyorum. Şöyle şuradan başlayalım. Tekrar düğüm atıyorum çünkü açıldı başlıyorum. Bir tane zincirle sabitledim. Uzatıyorum 1 2 3 4. 4 defa çektim. Kapatıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çekerek hemen bir zincir çekmiş olduğum noktaya girerek batıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir. Aynı fıstığın tepesine 1 2 3 fıstığımızın yine tepesine 3 defa 3 zincir çekerek bir tane fıstığımın üzerine yerleştiriyorum ve bir tane zincir çekip yandaki sıraya geçiyorum. Şuraya geçiyorum bakınız. 1 2 3 4 Her iki fıstık arası, her iki bölüm arası geçiş yerindeyiz bakınız. Hemen şurası var. Buraya batmıyoruz. Direkt karşıdan alıyorum ve fıstığımı kapatmıyorum. Açık bir şekilde örüyorum. Geçişlerimizi bu şekilde yapacağız. Diğer tarafın ilk göz yerine giriyorum 3 ve 4. Her iki fıstığımı aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Bakınız. Hem buradan hem de diğer taraftan alarak ördüm ve 3 defa 3 zincir çekerek kapatıyorum. Gelin tacı da dinliyor bu süsleme kenarına. 1 2 3. Şimdi 3 tane zincirle taçımızı ördük. 1 tane zincir çektim. Artık tepeye gelene kadar bakın birer birer öreceğiz. 1 Bir fıstık kapatıyorum. 1 zincir. 1 2 3 hemen batıyorum tekrar 1 2 3 batıyorum 1 2 3 Evet yukarıya doğru birer birer ilerleyelim tepe noktamıza kadar örerek geldim bir tane fıstığımı ve üzerinin tacını yaptım bir zincirimi çektikten sonra aynı yere bir tane daha fıstık ve tacımı yapıyorum 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum bir zincir 2 3 hemen batıyorum 1 2 3 1 2 3 3 tane zincirimi de çekiyorum tacımı yapıyorum bakınız şu şekilde ve şöyle bir tane zincirimi çektikten sonra yana giriyorum 1 2 3 ve 4 fıstığımı kapatıyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum araya ve aşağıya doğru gelelim. Buradaki geçişi tıpkı şurada yaptığımız gibi yine birlikte çalışalım. Yukarıdan aşağıya doğru fıstıklarımızı yaparak indim. Bakınız 1, 2, 3, 4. Beşinciyi kapamadım. Hemen karşıya geçiyorum. Karşıdan ilk birleşme yerinin hemen bu gözümüzün üzerine batıyorum. Lacivertli sarımızın geçtiğimiz yere her ikisini aynı anda çekerek kapatıyorum. Ve zincirlerimi çekiyorum tacımı yapmak için 1 2 3 batıyorum 1 2 3 1 2 3 Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Bakınız geçişimizi burada da aynı şekilde yapmıştık. Her ikisinden birer tane alıp aynı anda kapatıyoruz. Tepesine bir tane taç. iki tane fıstığı aynı anda kapadığımız için bir tane tacı oluyor. Ve e, tepeye aynı bakın şu şekilde iki tane fıstığımızı yapıyoruz sivri yerlerimize ve bütün köşelerimizi tamamlayıp bitiriyoruz. Evet lifimizin kenar tığlamasını da bitirmek üzereyiz. Hemen başlangıç noktamızın yanındayım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bakınız bir tane zincirimi çektikten sonra geçişimi yapıyorum. Bir zincir çekip sağlamlaştırıp ipimizi şu şekilde kıralım. Evet, lifimizin ortadaki çiçeğini de arkadan mavi iple güzelce diktim. Bakınız mavi iple yukarıya kabarmayacak şekilde ve bu şekilde lifimizi kullanılmaya hazır hale getirdik. Dilerseniz çeyizlerde, dilerseniz günlük kullanımlarda çok şık, güzel bir lifimiz oldu. Evet, hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.